Selam. Ben Abdullah. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başlarken biraz sistem edelim başlayacağım. Bu yüzden hakkınızı helal edin. Sivas'ta besicilik yapan bir dedenin ve onun işini devam ettiren babanın oğluyum. Babam küçük yaşlarda dedemin arkadaşı hocadan el alarak ilim sahibi birisi olmuş. Bu yüzden 30'lu yaşlarında ancak evlenebilmiş. Kanallardaki hikayeleri dinliyordum. Herkes bir musibetten. Babam gibi insanların Allah'ın izni dahilinde yardım alarak çözüm bulmuş. Şimdi benim size ettiğim nokta. Siz sanıyor musunuz bu insanlar çok rahat yaşıyor. Bir derdi sıkıntısı yok. Aksine hem babam gibi insanlar hem de aileleri zor durumlarda kalıyor. Babam ne kadar beni ve annemi uzak tutmak istese de, sonuçta düşman görülebilen bir varlık değil ki. Kapına kilit vursan da girmesin. Arkadaşlarımın olsun. Köyümüzdeki insanlar olsun. Evlerinde aile resimleri Değişik resimler varken ben evimizi bildiğim bileli veflerle doluydu. Babam ne kadar yardım isteyenin evine girip yardım etse de bazen gecenin bir yarısı insanlar yanında eli yüzü bakılacak halde olmayan eşini dostunu getiriyordu. Hayalin 10 yaşında bir çocuksunuz. Gece iki 3'te kapınızı çalıyorlar. Hem de öyle normal şekilde değil. Alacaklı gibi. Baba her ne koşulda olursa olsun. Tebessümle açıyordu kapımızı daha ilk olacak. 10 yaşındayım. O gece kapımızın kıracakmışçasına vurulmasıyla uyandım. Tek çocuk olduğumda kendi odam var. Korkuyla annemle babamın odasına koştum. Annemle babam kafaya gidiyordu. Çocuk haklı. Ben de arkalarından bakmaya yaklaştım. Kapımızın önünde bir kadın. Orta yaş. Arkasında iki adam. Ellerinde de 20'li yaşlarında bir kız. Kadın ağlaya ağlaya. Babama hocam yardım edin. Kızım çok kötü diye yapıştı bacağına. Babamla annem beni odama gönderip onları içeriye aldılar. Ben odamda ışıklar açık şekilde merakımdan ölüyordum. Çünkü kapıdaki avlu nasıl desem vahşi bir hayvan gibi hareket ediyordu. Kendinden yaşça büyük iki adamı zor zapt ediyordu. İçeriye girdikten kısa süre sonra sesler gelmeye başladı. Önce o abla babamla normal konuşuyor gibiydi. Sonrasında ne olduysa o ablanın babama ettiği küfürler sinirime dokundu. Bağıra bağıra küfür Hem kendi annesine, hem yakın kim varsa. Babam ne yapıyordu göremiyordu. Ama ne yapıyorsa onu iyice sinir ediyordu. Bağırmalar çığlığa, küfürlerde yalvarmalara döndü. En garibi de sesi çatallaşmaya başladı. Erkekli kadın sesinin ortasında bir sesle konuşuyordu. Korkudan tuvaletim geldi ama. Yine korkudan odamdan çıkamıyordum. Yarım saat kadar sürdü bu olaylar. En kötü olanı da yarım saat sonra olanlardı odamda oturmuş, yastığıma sarılmışken ev sallanmaya başladı. Ciddi ciddi sallanıyordu. Eşyaların kıpırdadığını görüyordum. Korkuyla odamdan çıktım. Babamların yanına sığınmak için oldukları odaya girdim. Bir şokta öyle yaşadım. Annemle ablanın annesi kızın kollarından tutmuşlar. Önlerine aldıkları neyini ablayı kusturuyorlardı. Ben de birkaç kere kutmuştum ama o ablanın kusması simsiyahtı. Saç ve kemikler çıkıyordu midesinden. Kapıda dondum kaldım. Öylece izliyordu. Babam da karşısında dua okuyordu. Şoka atlattığımda. Tüm bu işlemler bitmişti. Sallanmalar da başladığı gibi bitti. Gelirken ortalığı yıkan, tutmakta zorlanılan o kız bu işlemden sonra yarı ayık yarı baygın gibi geldikleri gibi gittiler. Kadın giderken babama zorla para vermeye çalıştı. Babam da vermediği neredeyse tartışmaya girecekti. En sonunda yine de işi tatlıya bağladı. Git ihtiyacı olana ver diyerek onlar evden gidince ben de korkarak da olsa tuvalete gidebildim. Annem evi temizlerken babam da benim yanıma geldi. Korktun mu oğlum dedi. Sanki korkmadım desem inanacaktı. Kim olsa korkardı. Bu olaydan sonra iki gün yemek yiyemedim. Rüyalarımda da sürekli bu olayı tekrar ve tekrar gördüm. Sağ olsun babam bir cevşen yazdı. Rüyalarım bıçak gibi kesildi. Yine de böyle bir şey yaşamasam iyiydi. Ben Küçük yaşlarda başladım namaza. Küçüklüğümü özetleyeyim. Okul zamanı okul. Yazları kuran kursları. Kurslardan sonra gücümün yettiği, Yapabildiğimce çiftlik işleri. Genelde annemle bahçe yapıyordum. Babamla da buzalara süt veriyordum. Ara sırada zamanım olursa da çiftliğin içindeki beton zemini süpürüyordum. Nadir de olsa evimize gelenlere alışsam da 13 yaşımda garip bir olay yaşadım. Bu olaydan sonra bir nebze de olsa hayatımda değişiklikler başladı. Babam yine evde değilken akşam ezanı okundu. Önce annem abdest aldı. Sonra ben. Ben kendi namazımı odamda kılıyorum. Yatağımın yanına serdiğim seccadede namaz kılarken içime garip bir ürperti geldi. Rüküya eğildi. Kalkarken Allahu Ekber dedim. Çok cılız. Neredeyse duyulması güç bir ses. Allahu Ekber dediğini duydum. Daha doğrusu emin değildim. Gözlerimi kapayıp devam ettim namazımı. Selam verdikten sonra hemen arkamı döndüm. Baktım kimse yok. Babam namazdan gelince bu olay aklında kalmadı. Ben de o şekilde unuttum. Yattım yatağıma. Rüyamda, beyazlar içinde, benim boyumda genç bir çocuk geldi. Benden özür dileyip helallik istedi. Bu rüya o kadar gerçek gibiydi ki. Uyandığımda hala çok net şekilde hatırlıyordum. Ben de gün içinde unutmadan babama anlattım. Babam bana şunu söyledi. Oğlum, Allah diyenden hiçbir zaman korkma. Onun adını ağzına almayandan çekin. Uzak dur dedi. Tabii bunu insanları kastederek söylemedi. Ben liseyi bitirene kadar hayatım bu ölçüde devam etti. Okumam ya da okumamam konusunda kararı bana bıraktılar. Ben de küçüklüğümden beri sürekli toplumdan uzak. Hayvanların içinde yaşadığım için biraz da onlara karşı sevgimden bu işi yapmayı tercih ettim. Hem kendimizin baktığı hayvanları içim siniyordu. Şiddet uygulamıyorduk. Eziyet etmiyorduk. Onları her sene kurbanlık olarak satmamız da beni bu işe çekmişti. Helalinden kazanıyorduk. İnsanların kötülüğünden uzak yaşıyorduk. Başka bir iş hayatına girdiğimi düşünsem namaz için izin almak zorunda kalacaktım. Sırf ibadet etmek için birisine sormam gerekecekti. Bu da bana tersti. 19 yaşımda sanki ben de mecbur kalınmış gibi bu kadere yenik düştü. Babam ne kadar uzak tutmak istese de kendisine bir şey olursa ne yapacağımı bilmem için bana da öğretiyordu bu ilmi. Bu alemde olduğunu düşünmesem de diğer alemlik kafirler düşmandı bize. Şimdi size hayatımın kırılma noktasını anlatacağım. Planlandığını anladığımız bir tuzağa düştük. Dedim ya ara sıra evimize gelenler oluyor. Peşi sıra iki aile geldi. Birincisi babama yalvar yakar. Arabalarıyla Musallata uğradıklarını söyledikleri çocuklarına götürmek için babamı evden aldılar. Onlar gittikten yarım saat sonra da bir adamla genç bir çocuk geldi. Çocuk en fazla, 12-13 yaşında. Adam üzüntülü şekilde babamı sordu. Ben de evde olmadığını, ne zaman geleceğini bilmediğimi söyledim. Çocuğun hali de perişan. Belliydi üzerinde musallat oldu. Sallaları akıyordu. Kafasını anlık sağa sola çeviriyordu. Vicdanıma yenik düştü. Eve, salona aldım. Anneme de babam gelene kadar odasında beklemesini, onlarla oturacağımı söyledi. Salonda yanlarında otururken adam bir bardak su istedi. Mutfağa gittim suyu getirdim. Biraz konuşup onları rahatlatmak istedim. Bir süre ne olduğunu öğrenmek için konuştuk. Bu sefer de çocuk açım açım diye ağlamaya başladı. Adama, abi evde ne varsa ekmek arası yapayım, kardeşim yesin dedim. Yanlarından en fazla 10 dakika ahir kaldım. Geldiğimde çocuk bayılmak üzereydi. Ekmeği verdim. Yan odayı geçip babamı aradım. Durumu anlattım. Bir saate geleceğim dedi. Adamla çocuğun yanına yeniden döndüm. Çocuk ekmeği yiyince biraz kendine gelmişti. Durumu açıkladığımda adam zamanım yok dedi. Kalktı gitti. Dur bekle diyene kadar ikna etmeye çalışsam da adam yok diyor. Başka bir şey demiyor. Çocuk da nasıl değiştiyse normal hale geldi. Gelirken köpüren çocuk. Giderken neredeyse taş gibiydi. Çok ısrar etmeden onları gönderdim. Babam bir saat sonra gelince durumu anlattım. O da anlam veremedi. O günün üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Akşamüstü. Akşam yemeği yerken birden evimizin camına bir şey çarptı. Yemek esnasında önemsemedik. Öyle sıradan bir şeydir diye düşündük. Ardından bir iki üç derken çatır çatır evin her yerine taş yağmuru gelmeye başladı. Babam başladı dua okumaya. Zor da olsa 15 dakika sonra bu taşlanma işi durdu. Hiç huyu değildir. Çok zorda kalmadıkça Müslüman cinlerle bile iletişime geçmeye çalışmaz. Ama bu iş onun da bilgisinin üstünde olunca mecburen danışmak istedi. Neyin nasıl yapıldığını anlatmam ama sadece bir ayna, karanlık ortam, bir kapsu. Bunlarla beraber onlara danışmak için ortamı hazırladı. Baktı ki bu işler bize de sirayet edecek. Beni de kendi bildiklerini en hızlı şekilde öğretmek için yanından ayırmadı. Hoca hoca diyorsunuz ya, onun bir de ailesi var. Bu işi tamamen bekar şekilde yapana lafım yok. Eğer doğru yolda gidip de harama dokunmadan son nefesini veriyorsa helal olsun ona. Neler yaptığını anlatarak işleme başladı. Nasıl desem, suyun içinde bembeyaz yüzlü bir adam gördüm. Babam soruyor, o cevap veriyordu ne dediğini ben o an için anlamıyordum. Konuşmanın bir bölümünde babam bana gözlerini kapat dedi. Dediğini yaptım. Benim için 5 ya da 10 saniye geçti. Aç dediğinde odanın ışığı yanıyordu ve önümde bir avuç muska. Şaşkın şekilde babama baktım. Baba bunlar da ne dedim. O da neler olduğunu anlattı. Hiç öyle lafı evleyip gelemez. Doğrudan söyler. O suda gördüğün için bedenimi kullanıp evdeki değişikliğe bakmış bu muskaları bulmuş. Babam ne olduğunu anlamak için geriye dönük tarihlere bakınca o adamla çocuğun bu işi yaptığını anladık. Daha da fazla bilgi öğrenmek istiyordu babam. Benim de öğrenciliğim böylece babamın yanında başladı. Babama bu işi nasıl çözeceksin, nasıl yol izleyeceksin diye sordum. O da bana, oğlum biz göremesek cinler her bir köşede var. Doğru yere, doğru zamanda gitmeyi bileceksin. Bu büyülerin tesiri cinlerden geldi. O insanlar sadece fiziki olarak savunmamızı kırdılar. O taşları insanlar mı sanıyorsun? Şimdi bir tanesini bulacağız. Soracağız neden yaptıklarını. Her zaman onlar suçlu değil ya. Sen parasını verirsen işçi gibi çalışırlar. Yeter ki doğru demeyi sun diye konuyu açıkladı. Akşama kadar iki tane kendisi ve benim için koruma yazdı. Akşamda muskaları bozmak ve onun hizmetindekileri tuzağa düşürmek için Akarsu kenarı bir yere gittik. Işığın bile uğramadığı köylerden uzak bir yerde gittiğimiz yer. Elimde fener. önümüzde tutuyordum. Suyun kenarına geldiğimizde babam dua ederek makasla muskaların iplerini kesip suya atmaya başladı. Ben de sağ sola bakıyordum. Fenerin değmediği noktalarda gölgeler geçiyor gibiydi. Işığı çevirince bir şey görünmüyordu. En sonunda babam tüm muskaları bitirince aniden dua etmeye başladı. O dua edince karanlıktan bir ses geldi. Dur, okuma diyordu. Babamla karşılık olarak o zaman siz de sorularıma cevap verin dedi. Çaktırmadan kendime bir tokat attım. Rüya mı bu diye. Canım acıyınca anladım gerçekmiş. Babam direkt sordu. Bu büyüyü kim neden yaptı? Siz de neden ona yardım ettiniz diye ses şunu söyledi. Biz halimizden memnunuz. O insan bize zorla yaptırdı bunu. Namını bu civarda duymayan yok. Ama bu alemin kanunlarını bizim kadar sen de biliyorsun. Sen onun yaptığı işlere engel oldun. Büyüleri bozduğun için seni orsadan kaldırmak istedi. Bu daha başlangıç. Bu alemde olmazsa kendi aleminizde size saldıracak dedi. Bir daha sese görüntü görmedim o akşam. Eve dönerken babama bunun ne anlama geldiğini sordum. Bu büyüleri yapan adam cinlerle bana uyarı verdi. Eğer devam edersem artık silah olur. Başka bir şey olur kendisi bizzat zarar verecek dedi. Bu insanlardı. Kanuna, nizama saygı da yok. Ya işte böyle. Bir de canımızın derdine düşüyoruz. Bazı hocalar Müslüman cinlerle büyücülerin cinlerine saldırıp o insanın ilmini mühürlüyormuş. O işler o kadar basit değil. Sizin canınız nasıl kıymetliyse onların da canı o kadar kıymetli. Tamam. Hak yolunda bunu vermekten çekinmiyorlar ama her zaman onlar sanki buna mecbur gibi de, onlara bel bağlamamak lazım. Babam senelerdir bu işi yaptığı için bunların sürekli yer değiştirerek yaşadığını biliyor. Ben de adamı tarif ettim. Kim olduğunu bildiğini söyledi. Ama böyle bir şey yapıp da kendisini gizlemeyecek kadar da aptal olmadığını söyledi. Evde bunu kontrol etmek için bir şey yaptı. Gerçekten de yerini buldu. Ben de yanındaydım. Bak oğlum, eğer böyle bir durumda kalırsa, bil, bu tuzak kendisini bilerek gösteriyor. Yanına gittiğimizde İlla ki bir numarayla karşılaşırız. O, bizim cana değer verdiğimizi, Allah'tan ve kanundan korktuğumuzu biliyor. Bunu kendi lehine kullanıp bize verecek. Bu tuzağa düşmemek için ne yapacağımı göstereceğim dedi. Ne yapacak diye merak ediyordum açıkçası. Bu lanetli insanlar bir cin kavmiyle anlaşma yaparak bu şerli kötülükleri öğrenip hareket ediyor. Babam da onlarla konuşmak için Müslüman cinlerden yardım istedi. O bu yapacağı işlem için öğrenmemin erken olduğunu söyledi. Tek başına ve özel şekilde yaptı. Eve döndüğünde döndü. bu işin tamamen bittiğini söyledi. Nasıl yaptığını sorduğumda onlarla gerekirse savaşacağını söylemiş. Onlara o büyücüye yardım etmemeleri konusunda teklif sunmuş. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Şimdilerde hala babam zamanımız oldukça yeni şeyler öğretiyor. Bunu ihtiyaçtan yani zorunluluktan kabullendi. Yoksa her insan gibi ben de ibadetlerimle ömür geçirip normal şekilde ölmeyi istiyorum. Şimdi hala hocaların hayatı ve aileleri sıkıntısız mı geçiyor sanıyorsunuz? Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.